Göçmen konusu Serkan'cığım, yani hatırlarsanız bildiğim kadarıyla 2021 yılında o zamanki başbakanın Amerikan başkanı ile arasında geçen bir görüşme vardı. O dönemde sonra Türkiye'de hızlı bir şekilde göçmenlerin alınmaya başladığını hep beraber yaşadık. O da o döneme kadar da vardı ama o dönemden sonrakiler çok hızlı bir şekilde ilerledi. Amerikan Başkanı o zamanki 2021'de bugünkü başkandı yine. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı bir görüşme neticesinde bu rakam, yani bugün 3 milyon bir rakamdan bahsediliyor Türkiye'de ki bu gerçeğin 10 milyonun üzerinde olduğunu ifade edenler var. Biz 3 milyonu düşünürsek eğer vergi vermeyen, hiçbir yasal şeye muhatap olmayan, yani bir garip bir kitle oluşturuldu Türkiye'de. Ya ve bunu Almanya başta olmak üzere hiçbir Avrupa ülkesi kabul etmediği gibi işte bize şu kadar para geleceği iddiasıyla birlikte kamuoyuna verilen bilgiler paylaşıldı. Bunların hepsi maalesef daha sonra kendi ifadesiyle hükümet yetkililerinin, değişik bakanların şey olması, gerçek olmadığı ve aldatıldığına dair ifadeler kullandı. Ben burada mesela Macaristan Başbakanı'nın bir itirafı var. Diyor ki Macaristan Başbakanı, bu çok uzun bir zaman önce değil, yani ulus devletleri zayıflatıp, bu Soros'un planıdır diyor. Soros dediğin Amerika. Soros'un planıdır diyor. Burada gaye ulus devletleri zayıflatıp milli kültüre son darbeyi vurmaktır diyor. Şimdi bunu alıntı niye yaptım ben? Bugün bir başbakanlık görevini yürüten bir kişinin itirafı bu. Ben Macaristan Başbakanı'ndan bahsediyorum. Bugün Türkiye'deki bu göçmen konusu, bu ekonomik tabloya rağmen halihazırda bütün illerimizde bakın en doğusundan en batısına kadar, en kuzeyinden en güneyine kadar bütün illere yayılmış ve sosyal yapıyı çok ciddi anlamda zedelemiş durumda bu. Hem ahlaki olarak hem ekonomik olarak. Buna maalesef hükümet yetkililerinin böyle bir şeyde tehlike karşısında ne ulus devlet algısıyla bir tepkisini, politikasını görüyoruz, ne milli kültürü korumak adına bir tepkisini görüyoruz. Burada doğrusunu konuşmak lazım. Biz üniter devlet yapısına sahip bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hükümet yetkililerinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla alakalı tek bir adım atmamış olması, tam tersine destekleyerek kendisine oy veren veya vermeyen vatandaşı, halkı mağdur durumdan çıkarmaya niyet etmemesi doğrusu düşündürücüdür. Yani bu konu çok ama çok şey. Bakın yani farklı bir konu ama ben şunu söyleyeyim son olsun bu da. 2006 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İskan Kanunu'nu yürürlükten kaldırdı bu hükümet. Yani İskan Kanunu'nun kaldırılması 2006 yılındaki sonra neler ülkenin omurgasına getirmiştir, hangi zararları vermiştir? Doğrusu işin uzmanlarının ben bir yönetici olarak sorgulanmasını gerekli hukuki ve ekonomik boyutlarıyla birlikte bu kanunun yürürlükten kaldırılmasının Türkiye'ye getirdiği zararlar, üniter devlet yapısı ve devletimizin, cumhuriyetimizin zayıflatılmasıyla ilgili, devletimizin itibarsızlaştırmasıyla ilgili bu kanun ve göçmen meselesindeki 2021'deki özellikle 14 Haziran 2021'deki şu anki Amerikan Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki mutabakata göre ki gizli bunun tutanakları da gizlidir maalesef. Ama o tarihten sonra bu konu patlamıştır Türkiye'de. Ya bunların mutlak suretle bütün yetkili olan organlar tarafından kamuoyu nezdinde sorgulanması ve açığa çıkması gerekir. Çok büyük bir tehlikedir. Ekonominin Türkiye'de düzeltilmesiyle ilgili halkın cebine, toplumun cebine ihtiyaçlarının karşılanması için alın terinin karşılığının verilmesi için de bir çaban olmaması gerçekten çok düşündürücü, çok manidardır diyorum ben. Ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
bakın bugün kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir değil mi? Parti, siyasi parti olarak. Ama açık ve net söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda Atatürk'ü rehber edinen insanların sayısı kaç kişidir? Bir bakalım. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi parlamentodaki görevini hiçbir şekilde yapamamıştır, yapamamaktadır uzun zamandan beri. Ve bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de iktidara gelme sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü yetkililerinin ve bugünkü yetkililerinin görevlerini yapmamasıdır. Atatürk'e rağmen orada iş yapmalarıdır ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için, ekonomiyi düzeltmek için tek bir adımları da maalesef ana muhalefet olarak yoktur. Böyle bir durumda Türkiye'de bağımsız, Türkiye idealiyle birlikte koşan bir hükümetin, bir iktidarın, bağımsız Türkiye iddiasıyla yola çıkan bir liderin mutlak suretle millet tarafından iktidara getirilmesi şarttır, kaçınılmazdır. Zira Lübnan'da, efendim, bizim kuzeyimizde, Ukrayna'da olan olayların ne anlama geldiğini okumak lazım. Kaldı ki bugün Ukrayna'da yeni bir İsrail devletinin kurulması için, ikinci bir İsrail devletinin kurulması için nasıl bir senaryo yapıldığını hep beraber izlemekteyiz diyorum. Milletin artık bu dönemde başının çaresine bakacak, derman olacak insanları seçmesi, iktidara getirmesi ve liyakati öne çıkarması şarttır. Artık onu da hep beraber takip edeceğiz diyorum.